Çok fazla şarjım yok ama güç bankam da yanımda. Şu an müthiş bir manzara var. Ayın denizi ve etrafı aydınlattığı zamanları özlemişim. Tam kayıt alırken şarjım bitti. Güç bankasına taktık. Şu ayın aydınlattığı deniz manzarası, çıplak gözle görünen elbette farklı ama ne kadarı kameraya yansıyor bilmiyorum. Ama çekiyoruz. Insta360 S Pro gece çekimine en çok güvendiğim cihaz. Gece bir şeyler gösterebilirsem size en iyi bu kamerayla gösterebilirim. O açıdan bisikleti değiştirmeden önce kamerayı değiştirdim. Sıra geldi bisiklete. Sonra kilitli pedal, sonra bike fit'e. Bu zamana kadar fitsiz sürdük Dudağ bisikletini. Güzel bir adım attık ya bence. Bisiklet dünyasının içine. Önce Hüsan'ın bisikleti, sonra kilitli pedal, sonra bike fit ve umarım bir gün öykündüğüm, takip ettiğim, severek takip ettiğim, hayranlıkla takip ettiğim insanlarla birlikte pedallama şansı. Ya da onları sürdüğü yerlerde sürme, benzeri hissiyatları alma şansı. Adım adım. Doğru yolda ilerliyor olabilirim. Burada en önemli ve kilit soru, ne kadar da Marmaris'te kalabileceğim ya da kalacağım, tercihen kalacağım. Ama artık şey belli ya, yıllık izinlerde rota yapılacak. Ama Fethiye, ama Bodrum, ama başka başka yerler. Biraz ısındı üst vücut. Fotoğraf için durmasaydım belki daha iyi olurdu ama olsun. Klasiğimiz ya. Durmadan yapamıyoruz. Turunç özellikle yapmak istemiyorum. Çünkü turunç yapmam demek benim eve en az 45 dakika geç gitmem demek. Yarın da uyanıp bir şeyler yapmam lazım. Bisiklete binmem. Bisikletçinin yanına uğramam. İstanbul bileti almam gibi şeyler var. Yapmam gereken. Ama Rousseau'nun dediği doğru. Sanki bana 56 kadro bisiklet lazım dedi. Özhan'ın bisikleti inşallah 54 kadrodur. Onun önerdiği çözümü kullanarak halledebilirim umarım. O bisiklet 52 kadroysa. Komik bir şeyler olabilir.
Eve gidince zaten ilk bisikletin kadrosuna bakacağım. Hala çimento boşaltmıyorlardır umarım diyeceğim. Boşaltıyorlar. Gene makinenin altından geçeceğiz. Kafama eğsem geçebilir miyim ya? Geçebilir miyim ya? Vallahi geçtim. Aferin lan bana. İlerleme var. Neyse, hafıza kartında çok fazla yer kalmadı. Tüm sürüş çekemem. Zaten plan belli. Turun çokuşunun başına gidip oradan merkeze geri dönmek. Kabaca 45 kilometrelik bir yol olacak. Ama ne yol olacak? Ortasında bir Yakimoviç ailesi sohbeti. En güzeli, en değerlisi. O açıdan 22 Mart. Çok özel bir gün. Hadi bakalım, devam. Aşıklar Tepesi'nin sonuna geldik. Şurada simpaş mıdır, yimpaş mıdır, nedir? Bunun inşaatı var. Bizim geçemediğimiz yer. Bisiklete devam edemediğimiz kıyı. Burada bir iki fotoğraf çektim HDR modunda. Bilmiyorum ne kadar iyi çıktı. Kıyas yapmak için bir videoya girdim. Bir de normal fotoğraf çekeyim, HDR olmayan. En azından kıyaslarım nasıl gibisine. Bir çeşit test. Düşük ışık testi.